Selamünaleyküm. Tesisat işi lastik değiştirme işine benzemez. Biz sizin heves edip koyduğunuz, bize meydan okuduğunuz cihazları burada küllük niyetine kullanıyoruz. Vay be, helal olsun sana kardeşim. Biz kimsenin kusurlarının yüzüne vurmayız. Abi gideriz. Tüh, can kapağı. Arkadaşlar paylaştığımız videoda kimseye gönderme yapmadık ya da kimseyi de kötülemedik. Yanlış anlaşılmasın yani attığımız videolar falan. Sadece saygısızlık yapıldı. Biz bunu gördük yani saygısızlık yapıldığını. Ama biz saygısızlık yapmıyoruz. Ona da saygı duyuyoruz. Yaptığı videoya da saygı duyuyoruz. Küllüğüne de saygı duyuyoruz. Çektiği videolara da saygı duyuyoruz. Hatta izliyoruz da severek takip ediyoruz. Ama attığımız videolar yanlış anlaşılmasın yani. Biz kimseden prim kasmak için bir şeyler yapmıyoruz. Biz yıllardır bu piyasadayız. Bu araba yıllardır bu piyasada. Biz daha kimseye meydan okumadık. Yani okumasını da bilirdik ama okumadık. Çünkü niye biz ekmeğimizin peşindeyiz? Herkes ekmeğinin peşinde. O yüzden çok da rekabete gerek yok yani. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bir arkadaş çıkmış. Yok otokurtarıcı işi yapıyor, yok bilmem ne işi. Ya benim helalle kazandığım para, benim kendi işim. Kimseyi ne iş yaptığım ilgilendirmez. Herkese buradan saygılar. Ona da saygılar. Herkes kendi ekmeğine baksın, herkes kendi çorbasını karıştırsın. Bir de bu olayı böyle yok Samsun, Trabzon ayrımı olarak yapmayın. Trabzon da bizim, Samsun da bizim. Memleket ayrımı yapmayın. Araya da girmeyin, arada kalırsınız. Unutmayın. Kimse kimsenin kimsesi değil, kimse de kimsesiz değil. Haberiniz olsun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Son günlerde bir video çıkmış. Yok benzerimizi yapmaya çalışıyorlar vesaire. Biz bu aracı yapalı 3 yıl oluyor kardeşim benim. Onu dinlediniz mi, bunu dinlediniz mi gibi söylentiler var. Her iki aracı dinleyen de bazı İstanbul'da sizlerin de herkesin çok iyi tanıdığı, bildiği ustaların beni arayıp söyledikleri yazdığı mesajları ben burada yayınlasam bazıları arabalarını yakar. Adamlar bir cam kırmış 6 aydır geziyorlar ya. Bizim camımız, çerçevemiz kırılmasın diye binaların çatısına kullanılan profilden daha fazlasını biz arabamızın tavanda kullandık ya. Ha bir de İstanbul'dan Kars'a, Kars'tan Mars'a, Mars'tan Ankara'ya, Adana'ya. Bize her yer Trabzon kardeşim benim. Gittiğimiz her yer bizim. Sendeyiz abi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar son zamanlarda yine bu arabanın bir benzerini yapmaya çalışmışlar. Artık yapmışlar mı yapamamışlar mı orası sizin kararınız. Yok İstanbul'dan Trabzon'a, Trabzon'dan Mars'a, Mars'tan Kars'a bilmem ne falan filan sözler paylaşmışlar. Varsa bir tane daha işi benzeri gelsin karşılıklı açalım. Kango aracı olarak söylüyorum. Benim için hiç fark etmez. Bir de arabanızda kullandığınız midrençleri var ya, yanlış anlamayın kesinlikle beni de, biz dükkanda küllük olarak kullanıyoruz ya. Biraz kalite, biraz kalite, biraz çalışın. Anladın mı? Biraz çalışın. Kalite, kalite. Furkan bu cam hangi cam biliyor musun? Hangi cam abi? 1100 kilometre öteden ses getiren cam. Saat kaç olmuş, milletin zoruna gitmekten evimize gidemez olduk yani. İşinize bakın, işinize. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim. Kardeşim bak yine bu son zamanlarda rahat durmuyorlar. Bana yine meydan okumuşlar. Yok arabamıza profil koyduk, yok bilmem ne. Bak ben tesisatçı değilim, ben hobiciyim. Hafta sonları gidecektim diyorum bu arabayla. O amaçla yapılmış bir araba bu. Şimdi sana şöyle söyleyeyim. Cam benim, para benim. Anladın mı? Ben bunu keyfi zaten kırıyorum, değiştiriyorum. Bak ben kırabiliyorum. Eğer sen de kırabiliyorsan yap, göster, millet de görsün. Öyle lafla peynir gemisi yürümüyor. Bende de sizin evraklarınız var. Arabanın kitlelerini nereden aldığınızı hepsini biliyorum. O basların ölçülerini nereden aldığınızı hepsini biliyorum. Başkalarına yaptırmayın kendi araçınızı, kendiniz yapın. Saygılar. Abi bu cam kırılmıyor mu ya? He? Sen kırılan bir cam yapamadın mı bu arabaya? Niye kalitesiz malzeme kullanmıyorsun abi? Şu camı da kalitesiz kullanın ya. 5 aydır aynı camla geziyorsun, yazıktır, günahtır ya. Değiştir de yenisini kır bari. Biz kıramıyoruz, bizim o camı da kır, tamam mı? Getir baslarını da kır. Bir arabanın diğer arabadan üstün olduğunu anlamak için önce arabaları yan yana çekip karşılaştırmak lazım. İlla ki bizden iyisi vardır bu piyasada. Biz kabul ediyoruz. Arabamızın yanına çeksin, iyiyse biz iyiliğini kabul ederiz. Ama biz birinden iyisek o da bizim iyiliğimizi kabul etsin. Yaptığınız işe saygı duyuyoruz. Kötü ya da iyi. Hiç fark etmez. Benim yaptığım iş de belki kötü olabilir. Ama saygı duymak zorundasınız. Biz bu işe emek veriyoruz.
gönül veriyoruz, paramızı döküyoruz, hatta yetmiyor ömrümüzden de bir şeyler harcıyoruz. Bir şeyleri ortaya koymaya çalışıyoruz. Şimdi, kimisi hobi olarak yapar bu işi, kimisi de iş bakımından yapar. Göz var, nizam var. Şimdi bir o arabaya bakın, bir de göstereceğim arabaya bakın. Hangisi daha iyiymiş anlarsınız. Şimdi ben sizi videoya yalnız bırakıyorum, bakın bakalım hangisi daha iyi. Midrange kalitesiz veya kaliteli, hiç fark etmez. Yani amacı dışında kullanmayalım. Zaten sizin o küllük olarak kullandığınız midrange'leri biz dükkanımıza dahi yanaştırmıyoruz. Yani küllük olarak kullanmışsınız ama bu amacı dışında bir kullanış. Yani takdir etmiyoruz. Ha, bu işi yapan insanlara saygımız sonsuz. İlla ki bizden daha iyileri vardır bu piyasada. Onlara lafımız yok. Ama eskiden ota kurtarıcılık yapıp da bugün hobi olarak bir kango yapıp cam kırmayla bu iş olmuyor. Önce şu arabayı bir çek abi. Bu araba bu piyasada 3 senedir var. Ve 3 senedir de bu araba bu şekilde dizildi. Bu adam yıllardır bu işi yapıyor. Ama kalkıp da hiç kimseye meydan okumadı daha. Niye? Çünkü saygısı vardı. Önce kendisine sonra işi yapan kişiye. Herkes yapabilir. Ama kalkıp da sen amacın dışında bir şey yapıyorsan kusura bakma ama sen saygısızsın. Biz seni seviyene düşemeyiz. Buyur abi.